Hükümet, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle birlikte nüfusu artan illere ek kaynak sağlanması için düğmeye bastı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, reform çalışmasıyla bu şehirlerin yükü hafifleyecek, merkezi bütçeden aldıkları gelir artacak ifadesini kullandı. Sabah gazetesinin haberine göre ekonomi yönetimi, mahalli idareler reformu kapsamında özellikle Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şırnak illerindeki nüfus artışını dikkate alarak bu illere merkezi bütçeden destek verecek. Şimşek, reform çalışmasıyla bu şehirlerin taşıdığı yükün hafifletileceğini belirterek, büyük bir yük taşıyorlar ama bunun karşılığında merkezi bütçeden bir gelir almıyorlar. Bu durumu dikkate alacak bir formül üzerinde çalıştık, dedi. Hükümet, yeni dönemde belediyelerin mali yapısının güçlendirilmesi, yetkilerinin yeniden düzenlenmesi, imar, konut, kamulaştırma konularında bir reform paketi hazırlıyor. Türkiye genelinde büyükşehir sayısının 30'a çıkması, 519 belediyenin büyükşehir ilçe belediyesine dönüşmesiyle birlikte mali yapıları da yeniden değerlendiriliyor. Bu çerçevede başta Suriye olmak üzere farklı ülkelerden gelen sığınmacılarla nüfusları artan belediyelerin genel bütçeden ayrılan paylarının da arttırılması öngörülüyor. Türkiye Belediyeler Birliği de sığınmacıların belediye hizmetlerine etkilerine dikkat çekerek bu belediyelere ilave kaynak yaratılması çağrısında bulundu. Mahalli idarelerle ilgili reform çalışmalarında da bu konuyu dikkate alacaklarını anlatan Şimşek, "Şu anda bu şehirlerimiz bu yükü taşıyorlar ama bunun karşılığında merkezi bütçeden bir gelir almıyorlar. Bu durumu dikkate alacak bir formül üzerinde çalıştık," dedi. Şimşek, Suriyeli misafirlerin şehirlerdeki etkisinin ciddi boyutlarda olduğunu belirterek, "Bunu en aza indireceğiz. Önceliğimiz altyapı," dedi. Hükümet, Türkiye'de misafir olan 3 milyon sığınmacının yaşadığı kentlerdeki belediyelerin altyapı çalışmalarına öncelik verirken, sağlık, eğitim hizmetlerine yönelik tedbirler alınıyor. Konuyla ilgili olarak Şimşek, "Bu illere gelir dağıtımında adaleti bir miktar arttıracak adım atmayı düşünüyoruz," diye konuştu.